Merhaba, Doktor Fevzi Akkan ben. Bildiğiniz üzere tüm dünya, beraberinde biz de bu COVID-19'dan dolayı normal rutinimizin dışında yaşıyoruz. O şekilde hayatımıza devam ettiriyoruz. Ama tabii bunun yanında bizim diğer hastalıklarımız, diğer problemlerimiz de devam ediyor. Bu dönemde dikkat etmemiz gereken, özellikle göz ve diyabetle ilgili olan kısmı için size bir bilgilendirme videosu çekmek istedik. Bize en yoğun gelen sorulardan bir tanesi de diyabetin göze olan belirtileri, bulguları ve hastalık etki şekli nedir diye. Diyabet erken yaşta bazen tanısı konmadan sadece görme problemiyle de hastalar bize başvurabiliyor. Görmede bulanıklık, ani görme kaybı, çok sık su içiyorsanız ve sık idrara çıkıyorsanız diyabet olma ihtimaliniz mevcut. Diyabet tanısı eğer dahiliye doktorunuz tarafından konulduysa zaten hemen akabinde sizi bir göz doktoruna gönderecektir ve göz dibindeki bulgulara bakacaktır. Diyabet ne yapıyor? Diyabet vücuttaki tüm ince damarları etkileyerek hastalık etkisini gösteriyor. Tabii en iyi görebildiğimiz, en rahat görebildiğimiz kılcal damarlar da gözün arkasında, retinada olduğu için diyabet tanısı konduktan sonra hemen göz muayenesinin hem tanı hem takipte çok önemi vardır. Hasta ne hisseder? Hasta bulanık gördüğünü hisseder, iyi göremediğini hisseder, dönem dönem görmesinin dalgalandığını hisseder, bazen iyi gördüğünü, bazen görmenin gittiğini hissedebilir. Diyabet ilerlediği zaman damarlarda bir problem başladığı zaman bu defa damarlardan kaçaklar başlar, kanamalar başlar. Bunlar da yine beraberinde tabii görme bozulması yapar. Tabii bu döneme, bu evreye geldikten sonra müdahale gerekir. Tedavi için de bir sürü seçenek var evrenin durumuna göre. En sık kullandığımız birinci yöntem göz içi enjeksiyonları, ikincisi lazerler. Eğer diyabet çok kontrolsüz kalırsa ve göz içinde çok yoğun kanamalar olursa bu defa vitrektomi dediğimiz ameliyatlarda başvurmak zorunda kalabiliyoruz. Burada en önemli şey tabii diyabet tanısı alan her hastanın rutin şekilde göz doktoruna fundus muayenesi, retina muayenesini düzenli bir şekilde yaptırması. Geçmiş olsun.